Berlin yönetimi Doğu Türkistan'daki sözde eğitim adı altındaki Nazi kamplarında Türklere uyguladığı Çin işkenceleriyle insanlık dışı cinayetlerini gizlemek için onlara kamp gizliliğini koruma taahhütnamesi başlıklı bir belge imzalattığı bildirildi. Gelen son bilgilere göre Uygur Türkçesi ile yazılan bu belgenin üzerinde bulunan resmi mühüre göre belgenin Avat İlçe Kaymakamlığı'nca düzenlendiği anlaşılıyor. Çin yönetimi Doğu Türkistan'ın Altay bölgesi Kaba ilçesindeki Kazak Türkü öğrencilerin okuduğu yatılı okulda öğrencilere zorla domuz eti yedirmek istemesi sonucu itiraz eden öğrencilerin ayaklandığı bildirildi. Kazak Haber Ajansı'nın haberine göre Çin polislerince sert bir müdahale ile bastırılan öğrencilerden 400'ünün gözaltına alındığı bildirilirken çevredeki halkın ayaklandığı, 5 gündür ilçeden hiçbir haber alınamadığı ve Çin askerleri tarafından 13 Aralık'tan itibaren giriş çıkışların kapatıldığı aktarıldı. Türk Ocağı Doğu Türkistan için seferber oldu. Başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir Türk Ocağı Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması yaparak imza kampanyası başlattı. Diğer yandan Irak Türkmen Öğrenci ve Gençler Derneği, Türkmen Eli Ülke Ocakları, Kanayan Yarımı sloganı altında bir seminer düzenleyerek Çin'e tepki gösterdi. Tayvan, Çinli telekom şirketleri Huawei ve ZTE Corp'un mobil ağ donanımlarının kullanılmasını yasakladı. Tayvan Meclisi, Çinli şirketlerin mobil iletişim altyapısı ve donanımını sağlamasını güvenlik gerekçesiyle 5 yıl süreyle yasaklama kararı aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenlediği gösteride gerginlik artarken bir protestocu gözünden yaralandı. Şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, hükümetten ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü nedeniyle Kazakistan başta olmak üzere bazı Türk yurtlarında Bağımsızlık Günü kutlanıyor. Başta Doğu Türkistan olmak üzere diğer Türk yurtlarının da bağımsızlığına kavuşması dileğiyle Kazakistan Bağımsızlık Günü kutlu olsun.